Abi, ne yapıyoruz bundan sonra? Bundan sonra kafamıza göre takılıyoruz Fiko. Ah! Oh ya, bundan sonra özgürüz. Bundan sonra bizi bağlayan herhangi bir şey yok. Yok. Dengeler yok. Yok. Babalar yok. Yok. Taktik, maktik yok. Bam, bam, bam diyorsun abi. Bam, bam, bam diyorum kardeşim. nereye gidiyoruz? Seni harika bir yere götüreceğim. Muhteşem bir yer. Çok nezih bir yere götüreceğim seni. Nereye ya? Tenekeye. Ben böyle bam 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 deyince biz sıkıyoruz sandım. Sen bizi namlunun ucuna koyuyorsun. Orası Numan'ın mahallesi değil mi abicim? Evet. Sen adamın kardeşini sakat bırakmadın mı abicim? Bıraktım. Kafamı bozarsa onu da bırakırım. Hadi lan! Bilsem daha dikkat çekici bir ceket giyerdim. Abi, Ali Rıza Bey geldi. Alır mısın? Teşekkür ederim. Bu akşam bir davet verilecek. Bu davetin iki anlamı var.
Birincisi, dimdik ayakta durduğumuzu ve düşmanımızı yok ettiğimizi herkese duyurmak. İkincisi, sana verdiğimiz makamı bütün aleme ilan etmek. Bu akşamdan itibaren sen artık bizi temsil edeceksin. Ve bundan böyle atacağın her adımda bu sorumluluk duygusuyla hareket edeceğine inancım tam. Özel hayatım dışında atacağım her adımda bu sorumlulukla hareket edeceğime emin olabilirsiniz. Senin artık bir özelin yok. Sen artık tek başına bir adam, bir şahıs değilsin. Biz uluslararası büyük ticareti yürütürken sen bizim yerimize, aleme çeki düzen vereceksin. Sokaklarda başı bozukluk olursa, gruplar arasında çatışma çıkarsa, dengeler değişir, kan gövdeyi götürürse bu dikkat çeker. Emniyet operasyonlara başlar ve bizim ticaretimiz zora girer. Senin vazifen sokaklarda bizim tahsis etmiş olduğumuz düzenin hakim kalmasını sağlaman. Bizim için çalışan kim varsa başı dara düştüğünde yardım edeceksin. Bize baş kaldırmaya cüret edenin de başını koparacaksın. Teyzem biraz olsun rahatladı. Sen nasılsın? Daha iyi misin? Sen nasıl böyle bir şey yapabildin Halide? Burak'a nasıl böyle bir vaatte bulunabilirsin? Derya, insan sevdiği için her şeyi göze alır. Burak sana istediğini verse ona evet diyecektin, öyle mi? Derya, öyle bir şey yok. Ama benim düştüğüm gibi bir çaresizliğe düşersen, onsuz yaşayamayacağını düşündüğün insan için her şeyi göze alırsın. Sen kendi sevdiğin adamın hayatı için Burak'ı tehlikeye attığının farkında mısın? Ali Rıza senin hayatını kurtardı. Biz burada böyle rahat rahat konuşabiliyorsak, önce babamı, sonra da seni kendi hayatını hiçe sayarak kurtardığı için. Artık Burak'tan uzak durmanı istiyorum. O konuda endişelenmene gerek yok. Sen Burak'ı uzak tut yeter. Merak etme, ben artık bundan sonra hep Burak'ın yanında olacağım. Artık ne ona yanlış yapılmasına ne de onun yanlış yapmasına izin vermem. İyi. Acele etme Onur. Aslı, gel al kızım çantayı. Dur oğlum. Oğlum dikkat yavaş. Et, yavaş. Yatsana bana, gel. Gel gel, börek yaptım sana. Anneminki gibi olmazım, hastaneye menden iyidir. Oo, enişte yaşadık vallahi, yürü hadi. Ya. Dur, yatsana bana, dur. Yavaş, dikişlerin açılacak. Dikkat et biraz. Ya iyiyim ben, iş yok dikkat ya. Dikkat et, gel. Oğlum, sen gelmiyor musun? Biraz işim var, halledeyim, geleceğim anne. Ali Rıza. Kendine dikkat et oğlum.
Geçmiş olsun. Çabuk çıkmışsın, biraz daha kalsaydın hastanede. Oğlum ben Mert kadar genç değilim ama senin zannettiğin kadar da yaşlı değilim. Ay. Atlattık işte. İtiraf et. Olanları duyduktan sonra yerinde duramadın değil mi? İlk tuğlayı duvardan çektik. Kimseye zarar vermeden Burak'ı devirmen az şey değil. İki kurşunla çözdük meseleyi diyorsun yani. Çatışmada kurşun sayılmaz Ali Rıza. Esas bundan sonra başlayacak kurşun yağmuru. Bu geceki davet çok önemli. Yeraltı dünyasının anahtarını sana verecekler. O dünyanın cazibesine kapılmamak zordur. Ben o dünyanın altını üstüne getireceğim. Hiçbir şeyin cazibesine kapılmam, merak etme. Senin ne kadar kararlı olduğunu biliyorum. Ama boşuna yeraltı demiyorlar. Karşına ne çıkacağını bilmiyorsun. Karanlık olduğu kadar parıltılı, ışıltılı da bir dünya. Güç, zenginlik, kadın. Şimdi bir zaafını açık ettin. Bütün düşmanların öğrenecek açığı. Haydi artık benim zaafım değil. Güç verenim. Oğlum, bak bana ilk geldiğinde aklında bir tek şey vardı, intikamım. Şimdi iki oldu. Bir noktadan sonra bu girdiğin yol sana ikisinden birini tercih etmeyi dayatacak. Seni şimdiden uyarıyorum. Başına gelecekleri bil. İkisinden de vazgeçmem. Bu saatten sonra kimse bana tercih dayatamaz. Artık tercihleri ben belirleyeceğim. İsmail. Hoş geldin. Sağ ol. Hoş bulduk. Sağ ol. Buyurun. Mithat Bey, yalnız ayakkabıları çıkarıyoruz. Şurada terlikler var. Hoş geldin Mithat. Hoş bulduk abi. Abi, Melek de Derya nerede? Odalarındalar, dinleniyorlar. Melek telefonlarıma cevap vermiyor. Ben bir çıkayım mı? Haber gönderdim. Gelir şimdi. Geç otur. Abi, Melek tavır yapıyor bana. Olan bitenden beni sorumlu tutuyor. Ama sen biliyorsun, benim bir suçum, günahım yok. Mithat, özel hayatınız beni alakadar etmez. Ama bir daha Melek'e şiddet uygularsan kayıtsız kalmam. Abi, ne şiddet hiç? Olur mu öyle şey? Ben o anın paniğiyle zapt edebilmek için yaptım öyle. Ben bilmem. Öyle zorla odaya kapatmak filan. Sakın. Evimde gürültü istemem. Ne konuşuyorsanız suhuletle. Sevgili Maşmit abi, daha fazla rahatsız etmeyelim biz. Evimize gidelim. Ne sorunumuz varsa konuşalım, çözelim.
Buraya kadar gelmene gerek yoktu. Evime dönmek istersem dönerim. Şu anda bunu istemiyorum. Melek. Bak ben bu tavırlarına bir türlü anlam veremiyorum. Bu bizim ne ilk ne de son kavgamız. İlk defa bir odaya hapsediliyorum ben. İlk defa kızım yanımdan kaçırılıyor. Ve ne hikmetse kızımı babası değil bir yabancı buluyor. Daha sayayım mı? Tamam. Ama ne olursa olsun sen bizim aile meselelerimizi başkasına anlatma. Sonra pişman olmayalım. Eniştemi mi kastediyorsun? Merak etme, anlayışlı adamdır o. Biz Derya ile burada çok rahatız. Akşamki davete beraber katılmamızın ne kadar önemli olduğunu biliyorsun değil mi? Davete geleceğim. Eniştemle. Peki Melek. Peki. Sen nasıl istersen öyle olsun. Ama bu meseleyi fazla uzatma. Kızım nasıl? Toparlanmaya çalışıyor. Hazırlıklara başladın Fiko. Tabii. Bilsem evden çıkmadan önce çelik yelek giyerdim. Oğlum, sırf o çelik yeleği üzerinden çıkarıp satmak için adam öldürür bunlar. Güzel makine. Ver şu anahtarı, çek git. Numan abiye söylemeyeyim sana. Gittin bana söyle. Burak geldi de. Arabayı da sağlam yapmışlar ha. Arabadan in. Yoksa seni öldürürüm. Sen tavuk bile kesemezsin lan. Bütün alem duymuş seni. Etmişler oğlum seni. Arkanda da kimse yok. Bizim gibi yalnız başınasın. Benim arkamda kimsenin durmasına gerek yok. Benim koltuğumun altında bu var. Şimdi içeri gireceğim. Abinizle konuşacağım. Sonra dışarı çıkacağım. Arabamın camını tertemiz göreceğim. Anladınız mı lan? Konuşmaya geldim Numan. Af. Af dilemeye geldin diyelim ona. Kardeşime yaptıklarından sonra seni buradan öldürmeden niye göndereyim ben? Ha? Kardeşin o hatayı yaptıktan sonra yaşadığına dua etsin. Ben ona şans verdim. Ben buraya konuşmaya geldim Numan. Seninle iş yapacağız.
beni güzel misafir et. Yoksa senin kainatını bitiririm. 60'lar senin. Kovmuşlar oğlum seni, kovmuşlar. Sen neyine güveniyorsun ha? Arkanda kim var senin? Gelmişim bir tane adamla. Neyinize güveniyorsunuz lan siz? Ben kimseye güvenmem. Beni bilirsin Numan. Ben senin kardeşini sıkarken de kimseye güvenmedim. Şimdi de kimseye güvenmem. Bak hatta sana bir sır vereyim mi? Ben bazen kendime de güvenmem. Bedel ödemeye hazırım diyorsun yani. Ha? Bedel ödetmeye geldim Numan. İş yapacağız seninle. Bunun için sana bedel ödemem gerekirse öderim. Ne bileyim lan bana kazık atmayacağınızı. O senin bileceğin bir şey. Al. Al. Ben kardeşini bu elimle sıktım. Aramızda kan girdi. Kardeşinin kanına karşılık benim kanım. Sık. Borcumu ödedim. Şimdi sana hayatının fırsatını sunacağım. Bir çay söyle de konuşalım. Çay getirin lan! Nasıl buldun kızım? Burası gayet iyi Rukiye Hanım. Odaları da bayağı geniş. Muayenehane için uygun. Böyle bir elden geçirirsek bence güzel bir şey çıkabilir. Ne yapalım? Konuşalım mı mal sahibiyle? Konuşalım. Baktığımız yerlerden en iyisi burasıydı. Sayın Bey'le sen bir konuş Fatih. Neden tutmak istediğimizi, neler yapacağımızı bir anlat. Olur mu oğlum? Biraz kirada da bize yardımcı olur belki. Merak etme Rukiye anne. Ben Saim abinin ağzından girer burnundan çıkarım. Makul bir rakama da ikna ederim. Teşekkür ederim. Ne demek yengecim? Yani sözü olmaz Halide Hanım. Estağfurullah. Ben bir Saim abi arayayım. Güzeldi. Çok güzel. Hayırlı olsun diyebiliyor muyuz? Bakalım Fatih Saim Bey ikna ederse deriz tabii oğlum. Ne kadar büyükmüş ya burası. Saim abi ikna ederiz etmesine de. Buranın çok işi var. Hemen işe koyulmak lazım. Evet evet. Tanıdık böyle işten anlayan birilerini bulmak lazım. Ali Rıza'm halleder. Sen yeter ki ne istediğini söyle. Anne Ali Rıza'nın bu aralar pek fırsat olacağını düşünmüyorum Rukiye Hanım. Bence en iyisi biz halledelim. Ona kalırsak biraz uzayabilir. Öyle deme. Oğlum ne kadar meşgul olursa olsun bizi hiç ihmal etmez. Ben bir Fatih'e bakayım,
ne yapmış? Sen sonra beni bırakırsın değil mi anneciğim? Tabii anacığım. Heyecanlıyım Ali Rıza. Mesleğimi yapmayı özledim, insanlara yardım etmeyi özledim. Burası bir an önce açılsın istiyorum. Sen merak etme, çabucak bitiririz burayı. Sen nasıl bir poliklinik istiyorsun? Sen bana söyle, ben halledeceğim. Nasıl bir poliklinik istiyorum? Duvarları mavi olsun mesela. Başka? Başka... Hemen yarın olsun. Başka? Bir de sen hep yanımda olsun. Murat, uyansan mı artık? Neredeyse akşam olacak. Murat. İyi misin? Tamam. Geçtim. Bak biz buradayız, baş başayız. Burada güvendeyiz. Biliyorum. Çok kötü şeyler yaşadın ama geçti artık. Tamam mı? Tamam mı? Bir şey söyleyeceğim. Şahane menemen yaptım. O gün yiyememiştik ya. Benim de aklımda kalmıştı. Sipariş falan mı verdiniz? Yok. Müsait miydin oğlum? Aradım seni ama telefonun cevap vermedi. Tabii. Günaydın avukat hanım. Size de geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Biraz konuşabilir miyiz? Fazla kalmayacağım. Tabii. Geç içeri. Evin güzelmiş. Sebebi ziyaretiniz nedir acaba? Seni merak ettim oğlum. Nasıl olduğunu bir görmek istedim. Aslında dün gece gelecektim ama... Rıfkı misafirin olduğunu söyleyince rahatsız etmek istemedim. Fuat Ersoylu'nun böyle incelikli düşünceleri var mıymış ya? Fuat Ersoylu söz konusu çocukları olduğu zaman onlar için her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünür oğlum. Bunu bugüne kadar size gösterememiş olabilirim. Ama senin ve kardeşinin iyiliği, mutlu olması benim için her şeyden önce gelir. Burak'la ilgili bir mesele mi? Olanları duymuşsundur. İyi görünmeye çalışıyor ama değil. Başarılı bir adam olarak anılmanın onun için ne kadar önemli bir şey olduğunu sen benden daha iyi bilirsin. Bilmez miyim? Senin Burak'a aşıladığın en büyük hastalık bu.
Evet. O hastalığı Burak'a ben aşıladım. Ama şu an içinde bulunduğumuz durum biraz da senin yüzünden. Sakın yanlış anlama, seni suçlamıyorum. Olan oldu. Ama kardeşinin seni kurtarmak adına hayatı pahasına girdiği, aldığı riski anlatmaya çalışıyorum sana. Şimdi sıra sende Murat. Bende mi? Ben ne yapabilirim ki? Ali Rıza Altay seni Cabir'in elinden kurtardı değil mi? Ama bu hamle Burak'ın işlerimizden azledilmesiyle sonuçlandı. Baba açık konuş. Benden ne istiyorsun? Sence de tüm bu olup bitenlerde bir tuhaflık yok mu? Önce senin ve Derya'nın kaçırılması, sonra ikinizin birden bulunması, kurtarılması. Sana da bir tuhaf gelmiyor mu? Ali Rıza'nın Burak'tan intikam almak için kurguladığı oyunun bir parçası olabilir. Haşmet abinin bile baş edemeyeceği kadar büyük bir oyun.